Aramızda şunday insanlar var ki, har nafasida o'zgalar dardi bilan yashaydi. Qo'lidan kelgan yaxshiliklarni ayamaydi. Dardman insonlar dardiga malham bo'lishni chin dildan istaydi. Bugun biz so'zlamaymiz. Aksincha, ko'rishni tavsiya etamiz. Boisi bugungi qahramonimiz chin ma'noda qahramon deyishga arzuguli yana bir hamyurtimiz. Azamjon Ahmadjonovning hikoyalariga quloq tutamiz. Men shu o'zim birinchi bu narsa boshimdan o'tgan shunaqa qiyinchiliklar. Buni imkon qilmayman. Juda ko'pchiligi ham ayon shu yoshligimdan qaysi tomondan pul chiqsa, shu mehnat sohasida uyatmaganman. Shu oila uchun bunday endi uylanmaganman. Mehnat qilardim. Non sotardim, marojnalar sotardim shu futbol konsertlarida, uni ko'pchiligi ayon. O'zim shu qiyinchiliklarni ko'rganim uchun harakat qilib shu telefon sotishlar boshlandi, magazinlar ochdim. Sekin-sekin sharoitlar yaxshilanib borib, orttirishlar boshlangandan keyin yonimizda maktab bor. Shu 50-chi maktabga kirib, o'qituvchilar bilan, ustozlar bilan gaplashdim. Maktabga kela olmayotgan shunaqa bir otasiz qiynalib turgan oilalar bormi deb so'radim. Chunki men o'zim yoshligimda buni katta bo'lsam onam aytardilar-da, yaxshilik qilishdi. Ko'p menga takror aytardilar. Shunga binoan kirib shu maktabda so'radim. Ha, bitta bola bor, hozirda uylari ham yo'q. Maktabga ham kela olmayapti shu usti boshi yo'qligidan deb. Ustozlar shunaqa deyishdi. Endi biz ham yordam qilyapmiz-ku, lekin vaziyat shunaqa. Manligimni aytmayin dedim. Qo'llariga pul berib, shu ustozlari bo'ladimi, o'quv qurollari bo'ladimi, nimaki kamlar bo'lsa olib bering, pul berib chiqib ketdim. Maktab nomidan deyin, mana aytmayin dedim. Yana shunaqa ishlardan davom etib, qo'yboni odamlarni borib bir xabar oldim. Hali odam nimaga intilsa, o'shanga erishadi. Nimani eksa, shuni o'radi deyiladi. Shu oradan ozgina vaqt o'tib, shu maktabdagi ustozlar chaqirishdi. Kirsam, bir ish qilib qo'ydik deyishdi. Yaxshilikka bo'lsin dedim. Nima xizmat desam, shu nomzodingizni deputatlikka qo'ydik. Shunaqa dedilar. Bir hayron bo'ldim. Hech bunaqa taklif bo'lmagan. Biz biror joyda bir ishlamaganman, ma'lumotim endi. Ko'pchilik ayon. Yap-yap bo'lib, shu bilan nomzodim qo'yildi. Deputat bo'lib saylandim. Keyin bir selektorda o'tirganimizda muhtaram prezidentimiz ham yurtboshimiz har qizni ishonib sayladimi? Xalqni ichiga kiring. Xalq bilan birga bo'ling degan gaplari yana menga bir qo'shimcha bir kuchi bo'ldi. Shu bitta oilani kirdik, xabar oldik, yana bitta oilaga kirdik, xabar oldik. Shu deputat bo'lganimdan keyin oilalarni yana xabar olishlikni ko'paytirdim. Boshida shu qora salafanda kartishka, piyozlar olib bir 10 ta, 5 ta oilalarga xarajat qilib tarqatdik. Keyin bu narsa kattalashib borib mana hozir bir qancha kasallarda xizmatini qilib, bir nechta uysizlarda hozir mana uyli bo'lishiga sabab bo'lib, hozirda mana yana bir kengroq, kattaroq kelajakda niyatlarda qilib harakatlarda davom etyapmiz. Bu xayrli ishni boshlanishi oson bo'lmagan.
Ko'plab saxovatli insonlarni bir joyga jamlash, muhtoj insonlarni qo'llab-quvvatlash kerak bo'lsa, har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Endi uni so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi. Chunki hozirda 200 ga yaqin shunaqa oilalarni xizmatidamiz. Qaramog'imizda 200 ga yaqin oilalar bor. Ularning ichida uysizlari, ko'plari otasiz, endi nogiron bemorligi bor shunaqa oilalar. Men shu oilalarga kirganimda bolalarni ko'zida nimani ko'raman? Birinchi bo'lib meni borishimni kutishadi. Borishimni kutadi. Borganimdan keyin ular ketishimni kutadi tezroq. Chunki bu xarajatlarni tashab chiqib ketgan, chiqib ketsam-u ular shundan tanavvur qilsalar, yesalar. Qarang, birinchi ular kutadi meni, borganimdan keyin ketishimni kutadi. Sabab chiqib ketsam-u ba'zi birlari shu chiqib ketishimga ham qolmasdan korrupkadagi narsalarni ochib oddiy bir shirinlik biz farzandlarimizga bersak hatto unga yengil nazar bilan qaraydi-da. Lekin u bolalar na onani aytdi bir gapiga quloq soladi. Hali to'xtab turing, shoshilmang desa ham yoki bir boshqa narsa bilan band bo'ladi. Faqat shu oddiy narsa biz uchun. Lekin shunga qanaqa bular xursand bo'lib sig'may ketadi. Bir chekalarga borib yosh bolalar qo'lini tishlayotganiga guvoh bo'lamanda. Bu oddiy gap hoziru, lekin u jarayonda endi hamma narsani ijtimoiy tarmoqqa ham olib chiqavermaymiz-u. U jarayonda juda ajoyib o'zingizni his qilasiz. Ba'zi bir insonlar aytadi, ko'rganimizda, ko'rishganimiz yaqinlar ozib ketyapsiz, hech semirmaysiz, shunaqa gap ko'p bo'ladi menga. Endi menga bir kunda keladigan murojaatlar odamlar qo'ng'iroq qiladi. Yuzlab emas, juda ko'p. Ijtimoiy tarmoqda faoliyatimiz borligidan ko'pchilik xabari bor. Menga tashlayotgan rasmlari, videolari bu odam na uyqusini keltiradi, na bir ovqatlanishdi. Endi o'yling, erkak kishi 30 yosh, 40 yosh, endi juda ko'p shunaqalar telefon qiladilar, ba'zi birlar bilan borib gaplashganimda hali odamda gapi juda meni qiynaydiki. Aka, yashagim kelyapti. Yashagim kelyaptimi? Bolalarim ko'zim qiymayapti deydi. Ular hali jigar seriyoz bilan kasallangan. Farzandlari yonida turibdi. Aslida u emas, men qiynalaman. Chunki endi u 10-15 million, 30 million bilan bitadigan ish emasdi. Endi Hindistonda 30 ming dollar shunaqaga. Endi qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz, bir nechtasiga sabab ham bo'ldi-yu. Shu kasallar, shunaqangiz bir bolalar, ular bilan bir gaplashganingizda, bir xursandchilikdek tomonini gapirsangiz, unda ham bir yig'i keladigan holatlarda, ana endi uy masalasida gapirdingiz. Endi kalitni berganimizdan keyin, ular aldanib shunaqa bo'lib qolganmi yoki u ishonmayaptimi? Bo'ldimi uyni berib chiqib ketyapsam? Bo'ldimi bu uylar bizga ham rostdan qolaveraylikmi deyapti. Endi u holatda nima deyishni bilmay qolasiz-da. Allah. Maşallah. Allah. Nefem koştu poleli. Maşallah. Hazır öner. Maşallah. İlahım da maşallah. Gözü açtı. Maşallah. Keçe mi, kunduz mu, bolayotgan tinimsiz murojaatlar har kimni ham jismonan, ham ruhan charchatadi. Dardman insonlar dardiga sherik bo'lish, ko'ngli yarim farzandlar qalbiga yo'l topa olish oson bo'lmagan. Qo'limdan kelmas ekan deb faoliyatini to'xtatishga ham qaror qildi qahramonimiz. Men bir orada charchab qolib, to'g'risi faoliyatimni to'xtataman dedim.
Çünkü şimdi öyleyim bir günde yüzden ortak hemen müracaat kılıyorsa şimdi yoldan belirleriz, belirlemeyiz, herhalde vaziyet bu oluyor. Şimdi bir çerçedim, oldu faaliyetimi tohtattım dedim. Az yine mezan bu ben istediği otsam bir mesele sürekirdiler, siz de çakırışı yaptı fasta. Odette ona kadınmezsiniz, çıkışı olardı yanımda. Allah'ı da ona da yatıp ben. Hayran buldum, bir de çüşüp eşiği de açkenimde bilmiyim ben bir neşte balalar hemmesi iyi tehlikeli işipti. Şifahonanı aldı ki. Galatı hayran bu polun. Hemmesi yürüp gelip açamla. Şularda içi de bir neştesini yapını karayım. Biz de uzun dedemiz taşıp gitgeller. Siz hem taşıp gitmeyin diye ettiler. Bu holatdan keyin faoliyatimni yana boshlashga majbur bo'ldim. Otasiz mehrida katta bo'lyapsiz. Siz ham tashlab ketmang deyapti. Bo'ldi bolalarim dedim. Juda ko'p meni dada, tog'a qachon kelasiz deb telefonlar qilishatdi. Hatto ayolim oilamga vaqtim bo'lmay qolsa endi bo'ldi shuncha mana ishlar qildingiz. Boshqa ishlarni ham o'zingiz bir yani boşta işler bilen bu seyirte tohtatın diye nersen en ayol şahit abi. Şu halatlardan ki yine böyle ki müracaatlar indir yan izde bu yan izden ki ayol izi işte. Resimler, videolar taşışı oldu, körüp durup ayolum. Biz razımız, biz gevahtiz bu meseyem. Biz bakı uçumuz borsuz, boş egemiz borsuz. Meyli şunlar da hizmetini kılıyın de. Hatta ayol kişiyem şu nersi razı buldu da hani yüde hizmet kılarmıyor yanımız ki. Demedim hoşumuz şimdi sağlam çırağıyla farzan bağlıları turup sağlam hani bağlılar şırın bağlılar da bu taşap geçiş bu arzımegen gepler bilen bu onayını hop ağzına keliş moçililer bilen bağlıdan ama ayıp. Hatta şu alimintler diyeyim hani qoravul xonalarga tirkatib olib endi xo'p ayolda o'tgandir. Ayol ojiza bo'ladi. Ayol ojiza bo'ladi. Endi dicha yaxshi gap bilan, hali yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadi deganda shularga bir tushuntirish qilsak-ku bolalarimiz yetim qilmasak. O'z bu so'z juda og'ir so'z bu gapni aytish. Endi u narsani ular his qilmaydi shaklida. Odamning qalbi o'lib qolsa ham bu narsalarni ko'rmaydi shekilli. Chunki borganingizda hali bola yugurib kelib shunaqa bo'yningizdan quchadi, farzandlari bunaqa quchmaydi. Farzandlari unaqa mana kelib ochomlab quchib nima qilmaydi. Chunki ularni men yonidamanda. Bular o'zingiz ota mehriga zo'rdi. Ba'zi birlar shuni ochomlab turib hidingizni hid etdi. Bu nima deb o'ylaysiz? Turib turib odamlar yonimda odamlar gapirsa ham gap qulog'imga kirmay qoladi. Kimlar uchun chiroyli yurib ishlama bilmaganda yurarmiz, lekin o'y hayolingiz, fikringiz shu bolalarni oddiy bitta mashinada ketyapmiz, to'yini qilib beryapmiz-da. U bola shu otasini qo'lidan ushlab o'sha kuni chorsi baylab o'rtaqlarga o'xshab to'yib bo'ysa keladi. Yani o'sha to'ylarda bizga Alloh nasib qilib biz to'y qilyapsak kelib turib tog'a bu tushunmi o'ngimmi bilmayapman deyapti. Qani katta odam ham gapira olmaydigan gapdi. Tushunmi o'ngimmi bilmayapman deyapti. Yonimizda borlar ham hech ko'zida ko'z yosh ko'rmagan edim. U bolani gapiga javob berolmadi shunday erkak bo'lib turib. Hatto shuna onalar
kısa video taşıyırlar ki şunu YouTube kanalınızda joylasınız. Sebep otaları şu teşebbüsü Rusya devleti ekip var geldiler. Gepleşip durasız mı? Fülmül cünet ediler mi? Yok. Farzantları bile gepleşmeyirler. Lakin farzantları koşarlar düşüp olup. Ona örgütse boşka. Ona örgütse boşka. Lakin o şu televizörde kliplerde körüp, en de şuna kadar kinolarda körüp, bağlayın özgeli alış tez buladı. Uşnak aşırlar, uşnak rolikler kılı yaptı. Lakin ata hakkıdır. Hatta onasını borup siz de bulayım. Ben uşa bağla bulamam. Ona yığılasa bağlalar yığılamayın. Hatta bu sen ben siz taşıp gitmeyeyim. Dede bulamam. Yaş gödeyle hani oynayıp güledim paytada. Gödeyle şuna söz bile onalar ki. Dalda buladılar. Ben kehtedim. Sizge deydi, katta busam deydi, cennette uy kurup veremez, siz bizge uy kurup veririz o deydi. Kalplerim hem aytardım da. Orada şuna kadar negatifler hemen hemen joyda bo'ladi. O'sayotgan odam da ayniqsa. Yaxshi gumonda bo'lishimiz. O'sha holatda Alloh taolo unga sob qo'yganda nima qilardi? Biz borib xizmat ko'rsatsak. U juda xursand bo'lardi. Agar uni oilasini biz borib hatto shuna bolalarga otib berib o'ynab ve bu sekeli hursan buluşunca ne mi bu sekelesi? Şu yine bir sözüm. Erzime gelen nesnelerden balalarımız yetim kımasık. Etkenimiz ki ayollarımız hata aksa balalardan ne günah. Bu bizi zoruyatlarımız o. Yette ki o acayip bu maz mı ki? Erkek iş o. Kim bilen dur üylenip gider. Ayolam kim gider teyip gider. Kim balalar hop gitti yaptı. Onun şuna kadar babalar var. O seni farzantıdan yaxshi kabul kıladı, nabiralarını. Bu beni yodgorligim. Bolam o'rniga qo'ygan meros o'g'lim deb. Endi shuna onalar borda pensiya oladilar. Pensiyalardan olib, ta'sirlanganlaridan, ta'sirlanganlaridan. 200 ming, 100 ming so'm pul olib kelarlarda. Bir shu roligingizni ko'rib qoldim deydilar. Aha, sen şu dükkanımıza tursak. Ben hem şunlarda ya bir nersi alıp derseyiz. Hani o pensa oladılar. Şu pensadan 100 bin, 200 bin pul alıp geliştik. Bu cüde kodda cası oladı. O sen hiçbir pensa oladı. Hani o nefsini sındırıp hali yaş, o şey yaşta o bolana undayam aytamanda, undayam o'sha qiyinchilik bo'lgan bo'lsa kerak-da. Mana menga bir xillar aytadi, yuraverasizmi ertalabdan kechgacha. Sizga hech qanaqa bundan manfaat bo'lmasa deydi. Manfaat katta o'z aslida. Juda katta manfaat. Bu dunyodan o'tganimizdan keyin ana endi o'sha yerda tengi rohat, manfaat. Aytaman, aqda bo'ladi endi manfaat, rohatlar. Qana holatda bo'lsa ham o'ylaylik, men aytaman ko'p boraman. 110 qavatli uyimiz bo'lsa,
bulutga tegib turadigan uylarimiz bo'lsinlar. Xususiy samolyotlarimiz bo'lsin. Dunyoda nomi chiqqan mashinalarimiz bo'lsin. Shu dunyodan o'tganimizdan keyin o'sha bulutga tegib turadigan uyimizda bir kun qolalamizmi? Bir kun o'sha yerda shuncha uyni qurganman, shuncha dunyoim bor desek, bir kun olib qolishalarim. Shuncha boyligimiz bilan bir chiroyli hozir tanlab shu O'zbekiston ustboshini kiymaylik, misol Made in Turkiyani originalimi deb tanlab kiygan ustboshlarimizni kiyib shu ko'mishalarimi? Yoki o'sha samolyotimizda o'sha eng oliy markadagi mashinamizda qabristonga solib olib borishalarimi? Hammamiz shu bir xil holatda qo'yilamizda. Odam bir kun o'laman deb yashash kerak. Men shunaqa deyman. Bir kun o'lamiz, lekin qachonligini bilmaymiz. Bizga qiyinchilik holatlarini telefon qilib aytishgan. Vaqtim bo'lmay, ertasiga borsam o'zi aytgan uni xijolat bo'laman-ku. Endi mana qasdan qilmaganman. Bu ham kimlar uchun oddiy narsadir deydi-yu. Lekin uyi yo'q, dadasi yo'q bolalar. Gaz o'chib qolgan, svet o'chib qolgan. O'rani bo'g'ojana bo'lib. O'sha kechani o'tkazgandi. Men uyimda issiq quladim uni. Uni his qilmadim-da men. Shunda o'shanda o'zimdan nafratlanib ketdim. Endi men bitta o'zim hammasiga uyimda ham qolasiz. Shunda ham qarang. Ular albatta chiqib ohvoh urmaganda kutgan bizning kelishimiz. Bunaqa holatlar juda ko'p bo'lganda. Hattoki borib shu videoyi olib endi bir nima qilamiz deganimizda kecha videoyimiz kechroq bo'lib qoldi. U ayol olamdan o'tdilar. U erkak kishilar ham bo'lgan. Ular ham olamdan o'tdi. Shu videolar qilgan holatimizda taqdim qila olmay qoldik. Vaqt shunaqa qisqa bo'lgan. Ular bizga ertaroq murojaat qilgan o'zi. Endi ochirib bilan bo'ladi-da. Kim murojaat qilsa bitta uni olib chiqarib yuborsangiz bo'lmaydi. Bittasini ishini tugatib, keyin ikkinchisiga o'tishingiz kerak bo'ladi-da. Bir narsaki kunda ertalab odam ishga boraman deydi. Bugun mo'y ishimni qilaman deb bir yaxshiliklarda uyg'onamiz-da. Yaxshi ish ustida. Mana siz ham ertalab ishlaringiz bor, shunga kelaman deb kelamiz. Endi hammamizda shu-da. Men o'zimda ham shunaqa, lekin mana kunda ertalab odamlarda farzandi turing yo ayola turing deb o'g'atsa, mana kunda ertalab onalar shu kunda ertalab onalar yig'i bilan o'g'atishadi. Olib alayo deganimda shunaqa qattiq ovoz bilan yig'layak gapira olmay qoladilar. Bolam hozir jarrohlik bo'limida. Yordam bering. U ona 70 kirgan onalar, 80 ga kirgan ona, farzandi 50 yosh, 40 yosh bo'lsa ham u ona uchun u bola ekanda. Bolam o'lmayapti. Tunni ham, kunni ham qizig'i yo'q. Hatto nabiralarini o'g'atib, sen nimaga uxlayapsan? Otingni uxlamayapti metta, tur. Endi duo qilgan deyapti. Qarang. Bu onalar kechalari menga 2 da ham, 3 da ham telefon qilishadi. Qishdi kunlarimi, yozdi kunimi. Bir soatga qarayman-da. Soatga qarasam, u onani u soat tun kun qiziqtirmaydi. Chunki bolasini qiynalayotganini, azobini ko'rib turib. Tunni ham, kunni ham varaga bo'lmaydi.
bu köplerimizi, cüce köplerimizi adli halat bu kitiyap diyor. Lekin şu bitti uzunluğu ferzantı hatta o istemelese yok bir orca sınıf kendi yan halat bu posa her hal halatta dünyaya sığmaya getirdi. Şimdi bu uzunluğu ferzantının ölüşünü bilip posa şimdi hatta bilip posa yani Allah bile diyor. Tecrübeye göre bu şifakarlarım bu halat bize köpçüreydi, bu bumiydi. Hareketi izleyin de aytsa yok ki bir pul topalmayapti. Ona uchun juda og'irdi. Pul topalmay, pul topalmasdan farzandiga qarab tursa-yu. Ikkovi bir-biriga qarab rozilik so'rab yig'lashlik. Ba'zi bir shunaqangiz ahamiyatli erkaklar borki. Shu o'lishini bilib qo'ygan, doktorlar aytgan. Yani o şey kasallar ki opa utpeti kendini bilerdi. Her zantlar ya karab, her zantlar ya şuna kayyab yapır yaptı. Böyle yakşeli kireyim. Çünkü önce o yakşeli bu mu yaptı da? O yakşeliydi. Biz de cidce sıla birleşip o siz işi istamondan ya şuna beyim olup o siz. Köp adamlar sizge. Orkasını vurup kolarken de. Yok ki bir küçüğüz bulup durup küçüğüzden olsun yine kalsız. Siz kimin gibi fayda isteğimi yaptı mı? Buldu da. Yine bir de faydalıydı aktar ediyor insanlara. Cüda köp. Var. Hakiki dostlar var. O da açın dostu bu geller var. Ciddi bir zira bekirse. Ben onu peşah kirsin deyip duradım. Şimdi bu adam hüttali o ölüme diyordu ki, hemen yolu apkete diyordu ki o kesel bulsa, ya bir başı geçiş üstse huda uçundu, güdayları uçundu durup yordam kılışımız gerek. Aslında o gemsin o. O şey bir başı geçiş üçgen olan gemsin o. Siz o bizi gemsin ofta. Hani siz o biz ne makalar kimiz dünge? Şuna mesela oyla juda ko'p kasallar, shunaqa bemorlar juda mana ko'p qiyin edi. Uyqularim qochib ketadi. Uxlamaysizmi deb SMS yozib qo'yishadi. Ha, u tushunmaydi-da, u bilmaydi-da deydi. Deyman-da. Chunki mana qo'limda kelayotgan ma'lumotlar ularda yo'q-da, unaqa xabar yo'q. Bitta rasm ko'rsatsam, sig'may qolishadi. Bir kunda 100 dan ortiq odam murojaat bo'lsa, yani her birine biteden çıkıp gitkendim, misal o vilayetten, bu vilayetten, şu tamallarına boranma yapman. Hemen çoğu, hemen vilayetlerimizde şuna kadar buysa. Bugün deyelim ki, halalli bilen bu adamlar da biriyken, ihsanını uz egelerine, cüda aman ihtiyatlı bilen yetkisseler. Hatta ben, bana dükkanım buladığım buysa, magazinim buysa, telefon aldı sattığımız. Bir telefon geldi, onu alıp satıvarsam, şimdi bir 200-300 bin fayda kılar mı? Misal değil mi? Yanımda pülüm yok. Üyde pülüm var. Yanımda sahavatlı pülü vardı. Bu ihsanya vergen pülüm. Aşını alıp işletip durur oraya, barıp üyden abi eremelem demeyim ben de. Çünkü ben üyümge, yet varlaşımge kim kefil bular? Hiç kim üyümge vada verelme diyor. Şu cümleyi temel yok. Buna kadar bu gen. Hatta akam bilan bozorda savdo qilib yuribmiz. Men akam bir nima chiqib bir kiyim oldi o'ziga. Yonida puli yetmay qolib berib turdi o'zi. Qarasam men ham shashilib kelib qolaverganman. Uni barsetkamni ochayapman, pul turibdi. Bermadim, akam shundan bir g'alati bo'ldi. Aytdim, aka dedim, u pasportni olib tursangiz desam, akam bitta menga qaradi-yu bir g'alati bo'lib turib, "Yo'q, qolaversin, suv ochdi" dedi. "Ha, shuni berib tursang, men uydan olib berardim" u deb. Hech bali buna holat bo'lmaydi, ajoyib bu. Aka yonimda pulim yo'q edi ekan. Shuning uchun bularga pasport berib turaylimi, hali berib bolalarga aytib olib ketamiz desam, shuncha pul turibdi-yu deya. Ha, bu pul mana pulim emas-da, bu ihsonga beriladigan pul. Xo'p, hozir borib olamiz-ku shuni olib qo'yib qo'yaverasan deb. Ha, yetib borishimizga bizga hech qanaqangiz garantiya yo'q-ku. Yetib boramiz qolsa-chi. Dedim, endi inson mukammal emas-dek, akam bitta nima bo'ldi-yu.
o'ziyam endi juda ajoyib holatda qoldi dedi. To'g'ri yo'l tutding, men bu hayolimda bo'lmagan ekan dedi. Shuning uchun men bunaqa omonatlarni ehtiyot qilgan holatda hamma viloyatlarda shuni ishlar bo'lsa shunaqa bir yaxshi ishlar, chunki yaxshilik qanaqa yaxshi. Adolatsizlikka chidamayman. U ikkinchidan bu go'daklarda, go'daklarda. Ursa yig'lamaydi. Onasi chim deb uradi, sho'xlik qilmadi. Yig'lamaydi. Kulib-kulib o'ynab ketadi. Aydi baqirar. Bir gapini gapirar. Lekin ular tek kirib ularga bir savol berib qolasiz-da, bolalarga. Nimalar xohlaysiz? Nimalar bo'lishini so'rasiz. Mana uyim bo'lsin demaydi-da. Mashinamiz bo'lsin. Yo bir maktabga o'rtoqlarim oldida yangi libosim bo'lsin demaydi. Ularning bir gaplari sizga o'xshagan men ham dadam bo'lsa edi deydi. Kim bu savol berdi, kim kelmaydi. Endi men bu savol berishimdan ham bir ustu ochib qolarmikan, birorta kami bormikan deb so'raymanda. Nima kamingiz, nima xohlayapsiz? Dadam bo'lishini xohlayapman. Bir shu gapirganimga pushaymon yeyman. Men ba'zi birlar bolalik qilib bir Toshkentga borgim kelyapti, boqqa chiqdim kelyapti desalar. Hatto mashinamiz bo'lmagan payt Damazlarga solib bo'lsa ham Toshkentlarga olib borib aylantirib keldik. Ertalabdan kechgacha ularni zo'r ovqatlar olib bering. Zo'r kiyimlar bering, zo'r mashinalarni olib bering. Lekin siz biz bolamizni bog'chaga tashlasak, yo borib maktabdan olsak, u bolalar hali holatda uni hech kim hech birimiz his qilmaymiz shunaqa narsa. Faqat ular his qiladi. Men bolalar o'rtasida har xil gap bo'lib qoladi. Otasi mashinada olib ketib tursa yoki kelib velosipedda bo'ladi. Aytadigan bolalar bor-da. Meni dadam deydi, mashinada emas deydi. Velosipedda bo'lsa ham shu maktabdan olib ketsalar. Shu bayramlarda kelib. Shu hayot bayramlarda ikkita nom bilan dalam kirsalar deydi. Nafas havo yetmay holatda holat qani bolani orzusi. Biz bolalarimiz yangi modelli telefonni orzu qilyapti. Ne ajab. Qanchadan qancha mehrga muhtoj insonlar qalbiga yo'l topish. Bu qahramonimizning kichik jussasiga og'irlik qilmasmikan deb o'ylanib qolamiz. Izlagan imkon topadi deb shunga aytsalar kerak. Shu odamlarga aytardimki faqat shu yaxshilik qilishlik, bir-birimizga siylay rahim. Farzandlarimizga bir yaxshi mehr bersak. Arzimagan bir gaplar, arzimagan ishlar sababli farzandlarimizni yetim qoldirmasak. Shu bolalarimiz bilan birga bo'lsak, o'zimiz tarbiya berib, ularni kelajakda bir yaxshi ishlarda, yaxshi yo'llarda xalqimizga
dinimizga xizmat qiladigan shu farzandlar bo'lishliklariga otalari sabab bo'lsalar. Men bor otasini bor endi shunaqa tashab ketsa arziydigan ayollarni ham eshitganmiz, lekin biz ko'rayotgan ayollar, biz borayotgan, gaplashayotgan bolalar ular juda juda boshqacha bolalarda, begunoh yo'daklarda. Aytardim farzandlarini yonlariga olib, hozir ham mana yashamayotgan oilalar borda, kelisholmayapti. Shular bilan Xudo uchun deb, bolam uchun deb o'z bag'rilariga olsalar, shularni kechirsalar, xatolarni, chunki Alloh kechiryapti-ku. Bandamiz kechirmaymizmi? O'zlari ota mehrini bersalar. Endi zo'r ish, endi yaxshi ish shu bo'lgan bo'lardi. Shu gapni aytardim otalarga.